Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ışıla, kışkırtmanın, gizli kameranın kralı geliyor. Instagram'da size sormuştum neler istiyorsunuz diye. O kadar en çok güzel bir fikir bulduk ki. Aslında biz bulmadık arkadaşlar. Evet, bunlar evet, Instagram'dan. En çok istenen şakayı buldum. Onda da ne diyorlardı? Ne yapacaktık? Işıl'a evlatlık şakası yapacağız. Evet, evlatlık sığın şakası yapacağız. Bu arada Buse ve Sude de kuzenleri de o kadar katkı verecekler ve o kadar inandıracağız ki Işıl'ı. Artık öyle bir baskı da hissedecek ki bir şüphe edecek bence. Acaba merak mı edecek yoksa üzülecek mi, ben onu merak ediyorum en çok. Hatta bak size söylediğim gibi hani hiç zaten bize benzemiyorsun, bak biz renkli gözümüz, sarışınız bilmem ne falan muhabbeti de yapacağınız böyle inanması için. Gerçekten inanacak, düşünsen amcayı da sorgulacak falan. Evet. Bu arada iki tane gizli kamera kuracağız bu konuyla ilgili ve önceki yerlerle alakası yok. Çünkü Işıl'ın kesinlikle bunu anlamaması gerekiyor. Evet. Bir tanesini şu tarafa kuracağım, bir tanesini de bu tarafa kuracağım. İki taraflı olacak. Göstereceğim de, göstereceğiz de şimdi size nereye kurduğumuzu. Ama bir tanesini göstermeyi düşünmüyorum çünkü aynı zamanda Işıl da bu videoyu izleyecek. Bir dahaki sefer tekrar kullanırım diye bu gizli kameranın bir tanesinin yerini söylememeyi düşünüyorum. Her seferinde çünkü yer bulmak artık evet, zor oluyor. O gayet gizli. Ama diğeri aşırı orijinal. Evet, o zaman şimdi birinci gizli kamerayı şu çok orijinal yere kuralım ve nereye kurduğumuzu hadi size hep birlikte gösterelim ve videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk gizli kameramızı burada koku makinesinin içerisine koyacağız. Şöyle ben size göstereyim. Ha bu arada Işıl şu an diğer odada canlı derste ve son derste. Kulaklıkla birlikte, o yüzden bizi şu an duymasın. Yani İmkan yok. Evet. Çıkardık bunu şimdi. Yalnız var ya, o şimdi, kadar orijinal bir fikir ki asla aklıma gelmezdi. Şuradaki, şuradaki şeyi koyacağız. Burada bayağı büyük aslında. Buradaki tam uygun. Şuradaki deliğe koyacağız. Tam bu ona isabet edecek ve onu yapıştıracağız. Çok orijinal bir şekilde. Gel sen de burasını göster istersen. Şu an kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, içine gördüğünüz gibi çok güzel yapıştırdık. Şöyle göstereyim ben de. Şimdi bunu kapatacağız. Buraya dikkatli bir şekilde koyacağız. Yakından göstersene Buse. Hemen lensiz gözüküyor. Şuradan göster. Oradan da tam gözüküyor. Tamam. Şimdi ayarlamasını yaptıktan sonra buradan Işıl'ı dersinin bitmesini bekleyeceğiz. Ve bakalım numaramız nasıl devam edecek? Evlatlık şakasına ne kadar inandırabileceğiz? İnanacak mı sence? Yani inanılabilir, inanmayabilir. Çok, bak, çok güzel numara yapmış. Sen arada bir o zaten soruyordu, ben evlatlık mıyım falan, şakasını mı yapıyorsun? Evet, şakasını yapıyorsun. Şakanın gerçek olduğunu falan. Hadi o zaman şimdi geçelim, ben ayarlayayım şunu. Biz normalce oturalım bakalım tamam. Evet arkadaşlar, Işıl'ın dersi bitmek üzere. Bir kamera burada, bir kamerada dediğimiz zaten gibi şurada. Burada. Bakalım Işıl gelince ne kadar numaramızı yiyecek. Lütfen, lütfen çok güzel rol yapıyoruz. Işıl'ı inandırıyoruz. Bakalım inşallah ağlamaz. Ben de onu diyecektim. İnşallah ağlamaz diyecektim. Ağlasın bakalım belki şanslısı. Evet hadi bekleyelim bakalım şimdi. Bitti mi ders babacığım? Evet, buldum. Valla biz de oturuyorduk. Çıkacağız bugün biliyorsun. Mayo almaya falan gideceğiz. Tatil meselesi için. Ama ondan önce... Yorulmuş gözlere bak. Nasıl geçti? Öyle her zaman gibi. Nasıl yazdın ki? Sosyal fen falan vardı en son. Ne oldu buruna böyle? Sivilce mi o, ne oldu? Sivermiş. Ha, sivilce mi? Evet, baba. Tatlım böyle. Uğraşmasanız da çocukla ya. Nasıl geçti peki, iyi miydi dersin? Acıktın mı? Evet. Yemek hazırlayayım mı? Evet, ne yapacağım? Bilmiyorum, sen ne istersen onu yaparım işte. Ya da dışarı çıkıp da yesek. Dışarıda da yiyebiliriz, evet. İstemez misin? Olur, daha güzel olur. Olur, dışarıda mı konuşsak o konuyu? Ya. Seninle bir konu konuşacağız da onu dışarıda mı konuşsak, burada mı konuşsak? Hani yemekten bahsediyorsun sanırım, şimdi hatırladım. Yani yemek neden dışarıda konuşalım? Ben çok yemli olamazım ya. Yani seninle bir şey konuşmayı düşünüyorduk da biz. Daha doğrusu uzun zamandan beri yani konuşmayı düşündüğüm bir şey. Ama çok ayrı kaldım. Gel ortamıza önce. Nereye bakıyorsunuz? Ortamıza gel. Aramıza gel. Ablam amcam arasında. Sen biraz kenara gitsene. Seninle önemli bir şey çünkü konuşmayı planlıyoruz biz. Kayın biraz, ben burada çok sıkıştım ya. Tamam, biraz kayın. Şöyle yaslan. Şöyle bir rahat mod. Evet. Sence bir şey konuşacağız. Rahatla, 3 nefes al derin. Tövbe estağfurullah. Rahatla derken o kadar da rahatlamadım. Bir şey konuşacağım seninle. Kim açmayı düşünüyor konuyu? Evet. Işıl'a. Senin başlığın. Şimdi öyle bir konu ki bu. Açılır, açılmaz ne denir, gerçekten giriş cümlesini bulamıyorum ben. En doğrusu amca senin. En mantıklısı öyle. Şöyle ben, dur. Yaslanayım şöyle de Işıl'a doğru ben oturayım esasında. Şöyle. Heh. Evet. Işıl'da ne olur acaba, ne konuşacaklar diyor şimdi. Çok tuhaf bakıyorsunuz. Gözlerini ne yaptın? Bir şey mi sürdün? Evet baba. Ne sürdün öyle? Dışarı çıkacağız diye mi? Ne deniyor onlara bu Sude? Helalmiş. Canım benim ya. Ne oldu?
Başlayalım mı? Babacım, önemli bir konu. Çok ciddi bir konu. Nasıl başlanır, nasıl söylenir bilemiyorum ama hakikaten. Abi ben şu an çok gerildim. Önümde durma. Ne biliyor musun? Yani özel bir, çok özel bir konu ve ben bu konuyu seninle görüşmek için Buse Sude'yi bilerek bu hafta gelin dedim, çağırdım. Sadece alışveriş yapacağız, mayo alacağız falan diye değil, tatile gideceğiz diye değil yani. Esasında tatile gitmeden önce mi yoksa tatile gittikten sonra mı bu konuyu seninle konuşalım? Bundan çok emin olamadım. Ama en azından ama... öğrendikten sonra tatil belki iyi. Evet evet. Yani en azından bu konuyu bil ki tatile bu konuyu bilerek git. Biraz rahatla. Bir de şöyle bir şey var. Bunu sonradan öğrenmesi daha sonra olacak. Bir an önce öğrenmesi lazım. Neden sonra daha çok geç söylediniz falan. O da evet. Yani belli bir yaşa, belli bir olgunluğa geldiğini düşünüyoruz. Ondan dolayı bu konuyu artık söylemenin vakti geldi. Kutsu. Ne konusu mu? Yani şöyle... En başta. Seninle sen... alakalı. Seninle alakalı bir konu. Nasıl anlatayım ben bunu bilmiyorum ama... istersen geriden gelerek anlatayım mı sana? Geçmişten gelerek. Anlat. Ablanla aranızda kaç yaş var? 10. 10 yaş var. Neden 10 yaş var hiç düşündün mü? Yani herkes olabilir. Onların neden 2 yaş var? Genelde kardeşler birkaç yaş arayla yapılır yani. Olur. Yani hiç merak ettin mi? Neden bu kadar fazla aranızda neden fark var? Neden bu kadar beklediler? Neden bu kadar beklediler falan diye düşündün mü hiç? Şöyle, senin ablan kardeş çok istiyordu. Bir kardeşi olmasını çok istediği için ablanı biz de kırmak istemedik tabii ki. Herkes bir kardeşi olsun ister değil mi? Sen istedin mi? Ben yoksa çok küçük nereden çıktı bu lanet mi diyorsun? Hem onu diyorum hem de zaten küçük. Ben nereden çıkmışım diye kendime de diyorum. Ben daha 3 yaşındaydım Suda doğduğunda. Evet. İşte ablan kardeşi olmasını çok istedi. Ablan eminim ki memnundur zaten. O konuda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ancak şöyle bir şey oldu. Sağlıkla alakalı durumlardan ötürü kardeş olması çok mümkün değildi o dönemlerde. Tüp bebek falan mı yaptınız anlamadım yani. Yani tam öyle denilemez ama. Şöyle biliyorsun hani tıp belli konularda çareler tabii bulabiliyor. Konularda ama belli konularda o kadar yaygın bir şey değildi ki. Evet bir de geçmiş tarihten bahsediyoruz. Yani 14 sene önce. 2008 değil mi Işıl'ın? Evet. 2008'de bu kadar çok bebek olmuşu yaygın değildi. Yani şimdi anlatması ve senin anlayabilmen biraz zor ama sonra babacığım ya nasıl söylenir bilemiyorum ki yani şimdi bunu ben nasıl ya anlatacağım, ben nasıl başlatacağım bir türlü şey yapamadım ki. Başlatayım bir şekilde. Söyleyeyim işte. Olsun bitsin diyorum ama olsun bitsin söylemiş de değil yani bu. Yani kendime ben söylerim bilmiyorum ama yine de senin söylemen daha iyi. O yüzden ben pek bir şey söylemiyorum şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Buse ve Sude bile yakın bir zamanda öğrendiler bunu. Ben zaten bilmiyordum. Ben gerçekten şimdi... ama tahmin ediyordum biliyor musun? Nasıl tahmin ediyordun? Çünkü ben... hani bir görürsün yani gözle hani görülüyor ya. Ben hissediyordum yani bildiğin. Baba yani aklıma bir şey geliyor ama olabileceğini düşünmüyorum. Ne geliyor aklına? Evlatlık mı yani? Allah'ım çok gülesim yani terörist aklımda. Değilmiyor. Biliyorlar. Ya evet dersen inanır mısın? Yok. İnanmazsın değil mi? Peki bunu şunu sor, o zaman şöyle sorayım ben sana. Evlatlık olsan sence baba kız ilişkimiz değişir mi? Ben mesela seni gerçekten evlatlık olsam bile ben şu ana kadar hiç yani gerçek kızımdan farklı davrandın mı şu ana kadar sana? Yani bilemiyorum. Ablam falan hep derdi mesela küçüğüm diye beni daha çok seviyorsunuz diye. Seni mi daha çok seviyoruz derdi? Hı hı. Demek ki o zaman... Küçükler hep daha çok seviyordur. O ayrı bir şey ama evet. Doğru. Düşüncen doğru. Ben her zaman aslında bunun şakasını yapardık biz evvelesen. Aa Işıl bak zaten bize benzemiyor. Suda, Aslı, ben hepimiz birebiriz. Işıl diyorum sen evlatlık olsun falan. Böyle resmen dalga konusu yapıyorduk ama ben mesela ciddi bir şey olduğunu bilsem asla dalgaya almazdım böyle bir şeyi. Ablama ben Aslı falan hepimiz daha çok zaten benziyoruz. Ama Işıl'ın bize hiç alakası yok zaten. Ağlamasana. Neden ağlıyorsun? Ağlanacak bir şey yok ki. Babişim. Şöyle diyeyim. Babişkom. Şöyle diyeyim ben sana, biz seni doğru yani... Evlat edindiler. Evlat nasıl edinilir biliyor musun sen? Evet. Evlat edinirsin ama evlat edindiğin kişi aslında senin gerçek çocuğun olur. Yani evlat evet. Edinmek demek üvey bir çocuk, bunu böyle bir başkası demek başkası değildir. Değil yani. Yani eşit olur ki. Biliyorsun ki sen hani diyorsun ya mesela bak hiç şu ana kadar ablandan farklı değil hatta çok daha iyi davranmışız demek ki. Ablam bile sana hep kardeşim daha çok seviyorlar dedi falan diyorsun ya. Demek ki hiçbir farkı yok bunun yani. O zaman gerçek annem babam kim? Gerçek annem babanı bilmiyoruz. Gerçek söylüyorum bilmiyoruz. Yani biz değil kimse bilmiyor. Kendileri de sormamışlar demek ki yani. Hayır sormamışlar değil. Bulamamışlar. Biliyorsun ki bazen bulunmuyor. Anne babasına ulaşılmaya çalışıyor bebeklerin ama ulaşılamıyor. O zaman kaç yaşındayken evlat aldınız beni?
Daha bebekken, küçükken. Daha bir aylık, bir buçuk aylık falanmış değil mi? Daha küçücükken. Sude Buse'yi hiç kimse bilmiyordu şu anda. Yani sanki kendi bebekleri yeni doğmuş gibi düşün. Zaten bebek misin, çok iyi. Evet. Ve annen baban da hani yani şöyle, iyi ki bilmiyoruz annen babanın kim olduğunu. Ve böylece seni de hiç merak edeceğin bir durum olmayacak. Yani bence böyle olması çok daha iyi. Daha güzel yani. Bence. Yani... Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da. Bence senin bir kere gerçek annen baban biz olarak kabul etmen gerekiyor. Yani gerçek anne baba sizi şu ana kadar kabul bir kere ben hiç, ama değil. Hiç gerçek bir babadan sana farklı davrandın mı şu ana kadar? Hatta birçok babadan belki daha iyi davranmışımdır, daha çok daha böyle şeyler yapmışımdır, her şey yapmışımdır senin için. Yani ne bileyim yapmadığım şey olmadı şimdiye kadar, sen de biliyorsun yani. Peki merak ediyor musun? Gerçekten ne olduğunu, kimler olduğunu hiç. Ben olsam mesela merak ederdim ister istemez galiba. Zaten. Peki böyle bir şey bekliyor muydun? Geçenlerde hatırlıyor musun sen? Yoksa evlatlık mıyım falan diye böyle espri sen bize yapmıştın bir yerde. Diyorum ya mesela ben bunu yeni öğrendim. Ben böyle bir şey bilsem mesela hayatta esprisini yapmazdım. Biz bunu herkes arasında yaparız. İlk defa böyle tat diye buldum yani ciddi olduğunu. Ben hiç böyle yaşamamıştım yani. Hiçbirinin evlatlık olduğunu öğrenmemiştim. Ve yakınımdan, en yakınlarımdan. Başkasından öğrenmek daha kötü değil mi? Şimdi aslında hayır, bizim kuzenimiz yani... değil mi? Hayır yine kuzeniniz ya. Öyle saçma şey mi olur? Kan bağı olarak hayır. Baba şaka yapıyorsunuz biliyor musun ya? Yani babacığım şimdi böyle bir konuda... Böyle bir şeyin şakası olmaz işte. Şaka olur muydu sence? Yani tabii ki her şeyde şaka yapıyoruz ama bu konu daha farklı bir konu. Çok düşünün üzüyorsunuz yani şaka yapıyorsunuz biliyorum. Hayır babacığım şaka maka falan değil. Baba bak kamera varsa söyleyin yani. Buraya mı koydunuz? Nereye koydunuz? Hayır babacığım kamera falan yok. Kamera falan bir şey yok işte. Nerede o zaman? Hı. Babacığım kamera falan yok. Biz gerçekten kamera yok. Yalan söylemeyin ya. Hayır babacığım kamera falan yok. Gerçekten bak. Biliyorum kışkırtma falan yapıyorsunuz. Hayır kesin. Yok kışkırtma falan yok babacığım. Ya. Hayır yani böyle bir tamam şakası sen bana sevgilim var şakası bilmem ne falan yapmış olabilirsin ama bunları öyle düşünme yani. Hani bu intikamdır yani bilmem ne falan değil yani. Konu değil zaten. Yani kamera olsaydı bir de etrafta herhalde bir yere koymuş olurdun görmüş olurdun yani öyle değil mi? Baba o zaman farklı bir yere saklamışsındır ne bileyim ben ya. Yani saklanacak bir yer mi var babacığım? Yani istersen bir yer ama yani saklanacak bir yer de yok işte. Bir de neden şey modunu değiştirdiğini onu da anlamadım yani. Sen biraz önce inanmış gibi geldi bana yani ben yalan ben söyleyecek değil mi ya? Ben de inanmakta zorluk çekerim. Kimse böyle bir şey kabul yani edemez ki. Kabullenmek zor yani ama. Bana deseler ben ne hissederdim bilemiyorum bile şu an. Gerçekten ben çok zor yani bir şey. Bilemiyorum bile. Gerçekten ne düşüneceğimi kendimle tahmin edemiyorum. Yani ama babacığım işin gerçeği bu yani. Ne diyeyim ama ben zaten şimdi? Gerçek böyle olsa bile sonuçta hepimiz öz gibiyiz yani. Hiçbirinin hiçbir şeyden tabii fark ki, yok. Tabii sadece ki. Bilmen için söyledik yani. Hiçbir fark yok ki. Sadece kan bağı farkı oluyor. Bu da çok tamam, önemli. Tamam Sude ile Buse de öğrenince çok şaşırdılar evet. Bunu. Ama onlar mesela dediğini biliyor musun? Bizim için değişen bir şey yok ki. Bizim yine o kuzenimiz dediler. Evet. Siz onu hala eskisi gibi seviyoruz dediler. Sen zaten bizim de büyüdüğün için artık bizim ailemizdensin yani. Biz de yani sadece önemli olan sence kan bağı mıdır? Mesela evet. Nice kan bağı olanlar var. Öz kızına, oğluna tabii hiç umursamayan, evet. Bakmayan babalar, anneler mi daha önemli? Yani daha değerli? Yoksa hiç kan bağı olmamasına rağmen öz çocuğundan farksız bir şekilde büyütenler mi? Kesinlikle. Önemli olan zaten yani evlatlık olmak değil. Mesela sevgi sonuçta. Sen atıyorum iyi baktın. Yani aile olarak iyi baktınız, iyi büyüttünüz sonuçta. Şöyle bir şeyini eksik etmediniz. Tabii ki. Önemli olan tek şey hani bir gerçeği bilmesi o kadar. Yani babacığım gerçek bu yani. Baba acıma alamayın ya. Ne oldu baba? Neden kamera ya? Nerede hadi söyle. Kamera falan yok ne kamerası? Saçmalama. Kamera falan yok babacığım. Anlattık sana. Bebek yardıma inandınız mı gerçekten? Ne? Anlamadım. İnandın mı inandınız mı gerçekten? Neden nasıl inanmadın ya? Gerçek gözümden yaş bile geldi. Ne inanmaması inanması ben anlamadım ben. Numara yapmış olamaz mıyım? Nasıl ya? İnanmadın mı yani? İnanmadım. Neden inanayım böyle bir şeye? Neden? Olamaz mı? Evet. Herhangi birinin başına gelebilir ki bu. Yani en azından böyle olacağını sanmıyorum. Nasıl ki? gel kamerayı gösterelim tamam mı? Ama o peki gözyaşını nasıl yaptın? Nasıl ağladın? Ben evet. Ciddi sandım. Yalandan bir şey ağlamak mıydı? Ben bile gözlerim böyle dolu falan yaptım. Gel kamerayı gösterelim sana. Hatta videoyu da bitirelim bu esnada. Ama arkadaşlar bak kamera şu şeyin içerisinde. Kutu var, koku var ya koku. O kokunun... Kokunu çeviriyor da delikte bak küçücük. O kokunun içerisinde kamera öyle bir koydu ki. Ama şunu da söyleyeyim sana. Etrafta göstermeyeceğim şimdi. Başka bir tane daha kamera var. Başka kamera şakalarla kullanayım diye. Onu arkadaşlarına da göstermeyeceğim. Sana da göstermeyeceğim. Çünkü başka kameralarda şakalarda lazım olacak. Nasıl intikam aldım ama senden? Aslında alamadık. Aslında
Ağlamışım bizi yedi ya. Evet o bizi yedi. Yani, ben ona, ağlayınca gerçekten anda, üzüldü sandım böyle bir şey oldu. Ama şöyle söyleyeyim ben. Sanki son anda biz mi düştük? Işıl mı düştü? Ben çok anlamadım. Ben anladım. Ben anladım. Ya, ama, yani. Sanki Işıl inandı da sonradan kendini vazgeçirdi gibi geldi bana. Yani baştan beri baştan beri numara yaptığını ben çok düşünmüyorum. Ben İnanmamıştın. Evet. Numara mıydı onların hepsi inandığın evet, yere? Evet kalkıp arama falan numaraydı. İnanmıyorum. Karşılığında yine numaradan arındı. Bizim yani şakada Işıl bizi kekledi. Öyle mi oluyor yani? Arkadaşlar. Peki bundan sonra şakalarda görüşeceğiz. Diğer kameraya bilerek bakmıyorum yerine. Işıl görmesin diye o yüzden. O yüzden şöyle yapalım. Bir arada bir araya gelelim. Işıl'a yaptığımız şakaları beğeniyorsanız bu gibi videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar YouTube'da kanal sayfamızda gönderiler bölümünde her zaman atıyorum. Orada yorumlar açık oluyor biliyorsunuz. Oraya mutlaka yazın beğenip beğenmediğiniz veya başka ne gibi şakalar intikamlar istediğinizi. Videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuza paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol şunun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk haberdar olabilirsiniz. Yukarıdaki çıkan Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip ederseniz seviniriz. Yanlış çıkan videoları tıklarsanız onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.